Bu elhamdülillah Müslümanın Müslümanlıkta iftiharı Kemalizm ortadan kaldırmak için ne mutlu Türk'üm diyene çıkardı. Mon'u da Türk yaptı. Amerika'nın Kızılderililerini de Türk yaptı. Benim çocukluğumda tahtada devamlı bir harita asılırdı. Türklerin göçleri, gitmedikleri yer yok maşallah. Berberiler Türk, Afrika'nın zencirleri Türk, her yer Türk oldu. Niye? Sen kavim olarak da üstün bir kavimsin. Müslümanlıkla iftihar etme, Türklükle iftihar et. İşte böyle başlayan zihniyet bugün bir safsata karşısındaki, bugün sabit olduğu, safsat olduğu bir kehanet karşısında bak yüzlerce, binlerce adam güya orada Hazreti Meryem yatıyordu, oradan kalkacak da onun hürmetine orası batmayacak da hayatlarını kurtaracaklar. İslam'dan haberi olmayan insanlar. Biz Kemalizm'in başlangıçta bak tavrını sana söyleyeyim. Başlangıçtaki tavır şu. Bir tek misal başlangıçtan vereyim, bir misal de sondan vereyim. Atmosferi kavrayasın diye. Sivas Kongresi'ndeki kapatış konuşmasında Mustafa Kemal Paşa diyor ki Cenab-ı son cümlesini söylüyorum. Cenab-ı Vacibul Amal Hazretlerinden. Sayın Mısıroğlu anladım da yani bu Kemalizmin konumuzla şu andaki konumuzla var alakası var? Sen Mun Türk'tür diyorsan buna ben, dair. Ben öyle bir iddiada bulunmadım ama sen, yani senin için siz demiyorum. Şu anda Kemalizmi konuyu niye getiriyorsunuz ayrıca ben biraz evvel Kemalist olmakla bir, da biraz gurur duyan bir birisi insanım. Konuşuyordu. Yani, Mumların Türklüğünü iddia eden büyük elçiye Maya Petek soyadını vermiş. Onun oğlu konuşuyordu. Evet gayet ve bunlar doğru Türktür şeyler diyor. Doğru. Bunlar Türktür Mayalar. Maya benim Petek'e... o vahşileri ecdat edinmeye ihtiyacım yok. Ecdat edinmeye ihtiyacım sizin yok. Tek kaynağınız bu safsatılar iman ise bu milletin tarihini alt üst şey etmeye, dünya görüşünü alt üst etmeye matuf işlerdir bunlar. İslam'dan kop, sen dünyanın en köklü milletisin. Bütün diller Türkçeden çıkmış, Türk güneş dil teorisi. Bütün ırklar Türklerden çıkmış. Bu safsatalar işte bu insanları böyle kehanetlere inanır Müslüman hale getirir. Müslüman ülkelerin bugünkü konumunu bir hatırlamanızı rica edeceğim neyin? Sizden. Müslüman ülkeler şu anda Batı karşısında hangi durumdalar? Hangi fenli ilerlemeleri sağlayabilmiş pozisyondalar? Biz Müslüman ülkelerin hepsinden Osmanlı yıkılırken de üstündük. Bunu laiklik mi sağlamıştı bize? Diyor ki bak buyurun. Atatürk Maya uygarlığını araştırmak için bir ekip görevlendirmedi mi bununla ilgili? Doğrudur. Tarihi vesikalar var biliyorsunuz. Bunların Türk uygarlığıyla ilgili araştırmalar yaptığı da doğrudur. Benim ihtiyacım yok öyle bir ejderha. Yani Atatürk böyle bir çalışma yapmadı mı? Yaptı bu çalışmayı. Yaptı, haklısınız. İtirazınız nedir peki onu anlamadım ben. Hayır itirazım şu yani Kemalizm bir takım bilimsel olguları gündeme getiriyor ve medeni uygarlıklar seviyesine çıkartmak için Türkiye'yi çaba harcaması beyefendi tarafından sanki bunun için son reddedilmek lazım son, gelmezdi. Kimsenin dini reddettiği yok efendim o sizin algılamanız sadece. Aha el yazısı. Millet görsün ben neşretmedim bu kitabı. El yazısı. Lise tarih kitabı yazılırken. Bir hocam bakayım kitaba. Buyur el yazısı. Görmek mi istiyorsun? Evet. Biz ikra bismi rabbike el yazısı. Latinize nakil değil. El yazısı. İkra bismi rabbike safsatasını mı okutacağız talebelere diyor. Kadiri Uga'nın yazdığı tarihte lise tarih kitaplarındaki İslam tarihi kısmına itiraz ediyor. Bu mektubu tarih kurumuna gönderiyor. Ketmetmişler, gizlemişler. Bu adam şimdi o mektubun tamamını yayınladı. 16 kitabı söyleyelim. Atilla Oral kitabı yayınlamış. Benim alakası yok. Sansürlenen mektubu ben diye. Ben anti-Kemalist olarak işaret ettim. Zannederler ki ben bunu yayınladım. Hayır. Yani bunu adam Kemalist yayınlayan siz nasıl, Atilla Oral, siz nasıl Atatürk'ün mektubunun ne yarısını gizler de yarısını yayınlarsınız diye. Buradan okuyayım mı sana resmi yayından millet serserilik etmiş halifelik cihangirlik taslayan halifeler arkasında kıtalardan kıtalara dolaşmış diye dediğini okuyayım mı?
Ama başlangıçta ne diyordu? Beyefendi bırakmadı, söyleyemedim. Sivas Kongresi'ndeki son cümlesi. Cenab-ı Vacibul Amal Hazretlerinden, yani emelleri gerçekleştiren Yüce Allah'tan niyazım odur ki, Diyanet-i Celile-i Ahmediye'nin, yani İslamiyet'in harise estakı olan, en sadık düşkünü olan milleti necibemizi ilâ yevmil kıyam masûn-ı afat buyursun, amin. Amin sözü de Mustafa Kemal'in. Bilseydim onun da yazılısın, resmi yayını getirirdim. Aha bu Gazi Paşa İzmir Yollarında diye bir kitap. Resmi yayın, yani Matbuat siz... İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi tarafından yayınlanmış. İzmir İktisat Kongresi'nde Cihangirlik taslayan halifeler arkasında kıtalardan kıtalara dolaşmış, istesen açayım okuyayım. Serserilik etmiş bu millet diyor. Peki onu da söyleyin Atatürk. Sen, onu da dini, Atatürk. Sen dini bir küpü devirir gibi devirmişsin. Medresesini kapatmışsın, tekkesini kapatmışsın, eğitimini yasaklamışsın, hocasını asmışsın. Ondan muktebes kavanini çöpe atıp bayrağı haç olan bir milletin kanununu almışsın Müslüman bir millete. Orada da her biri de bu maddeler, her biri üzerinde de söylenecek ne sözler var. Kanun-u medeni tercüme eden adamlar forma forma acele tercüme etmişler. Evlenme memnuniyetlerine adam süt kardeşliğini yazmış. Bugünkü konumuzda bunların ne alakası kanun var yayını, işte bugün bu kurbanlar. İşte bu kurbanlar. Siz ne dediniz? Ben saygı duyarım ona ama ilimsel. Din bilimsel değil. İşte siz de bu inkılabın kurbanısınız. Kesinlikle katılıyorum. O Yenice'ye katılanlar, gidenler gibi inkılabın kurbanı.